Selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Bugün kardeşimle beraber Brokover'a yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Bu güncellemede yeni bir YouTuber abinin geldiğini ve oyunda birkaç ufak değişiklik olduğunu söylüyorlar. Biz de bunları test edeceğiz değil mi? Evet, test edelim bizde. Ve bakalım güzel şeyler yapmayı becerebilmişler mi yoksa olmamış mı? Bunların hepsini birazdan öğrenmiş olacağız. Eğer sizler de videoyu like atıp aşağıdan kanalımıza abone olsanız hadi gelin yeni güncellemeyi denemeye başlayalım. Oyunumuza girdik. Şimdi Ertuğrul, güncellemeye sence yeni gelen evden mi başlayalım? Yoksa oyundaki bir değişiklikten mi başlayalım? Bence yeni gelen güncellemeden. Tamam, daha sen ikisi de yeni gelen güncelleme. İstiyorsan evden başlayalım önce, ne dersin? Bence de evden başlayalım. Ben buraya geldim, sen de yanıma gel, evi çıkarayım, beraber inceleyelim. Yani. Direkt bir açtım, senin olduğun yer. Tamam, ben de direkt orayı açtığım için zaten orası çıktı. Şimdi yeni gelen evi bulmamız lazım. Nerede? Bu olması gerekiyor ve... Evet, bu galiba. Hemen sana da ben ev sahipliği yetkisi vereyim. Öncelikle evin dışını inceleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı büyük ve şekil bir ev. Yani yeni nesil evlerden bu. Dıştan ben bayağı bir beğendim. Lüks gözüküyor. Bu arada bu ev ücretsiz. Premium olmanıza gerek yok. Bu da sevindirici bir haber. Hem de merdiven var. Merdiven de var. Havuzunu koymak istiyorum ben bir. Havuz da buraya bu şekilde geliyor. Bu normal havuzlardan biraz daha farklı. Daha kare böyle. Burada oturma yerlerini de görüyoruz. Evin dışına bayağı bir uğraşmışlar bu arada. Baksana, bence bahçesi en büyük ev budur şu anda. Daha büyüğü olduğunu hatırlamıyorum ben. Ben havuzda yüzüyorum. Sen yüz. Bunun otoparkı neresi ama? Böyle bir otopark kapısı var. Aa, bu evin otoparkı yok mu? Yok sanırım. Yani burası açık otopark. Hemen bir araba çıkaralım mesela. Zengin evlerinde böyle oluyor Ertuğrul. Çok zenginsen eğer arabanı bu şekilde park ediyorsun. Böyle ortalığa bırakıp gidiyorsun. Bence bu şekilde de gayet güzel. Bence de iyi. Alt katta daha bakmamız gereken bir şey kalmadı. Görüyorsunuz gayet büyük ve ferah bir alan var. Burada takılıp parti bile yapabilirsiniz. Evet, mutfak tarafına git. Mutfak tarafı, bakın böyle küçük bir mutfağı var. Yani bu kadar büyük bir eve niye bu kadar küçük bir mutfak var? Çünkü burası YouTuber evi. YouTuberlar genelde yemek yapmaz, dışarıdan sipariş verirler diyelim. O yüzden mutfak küçük olmuş da bu mutfak disco gibi, niye? Parti yapılır. Evet, burada. Evde parti yapılıyor sürekli, baksanıza. Ve hani normalde mutfak salonla birleşik olur. Burada mutfak yatak odasıyla birleşmiş. Niye böyle bir tercihi yaptılar bilmiyorum. Burada lavabomuz var. Lavabomuz klasik. Evin her yerinde niye disko topu var böyle? Sürekli bir şeyler oluyor evde. Her yerde disko var. Çıldıracağız. Evet, her yerde disko var gerçekten. Burada böyle yeni YouTube videolarını konuşmak için iki tane koltuk koymuşlar karşı karşıya. Karşıma geç Ertuğrul, seninle bir konu hakkında konuşmamız gerekiyor. Yaslan sen de arkana. Bir sonraki video ne yapacağız? Ne çekeceğiz? Nasıl olmalı sence? Bence böyle çok iyi olmalı. Çok iyi olmalı, kesinlikle harika olmalı. Ha, işte öyle bir video yapabiliriz. Bu şekilde karşılıklı oturup hiçbir işe yaramayacak konuşmalar yapabilirsiniz saatlerce arkadaşlar. Hadi gel devam edelim. Evin ışıkları hiçbir yerde bitmiyor zaten. Asıl olay burada. Bu evin asıl olayı burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle videomu çekeyim. Evet, çek videonu. Çeksene video. Nasıl video çekiyorsun? Hadi video çek. Şimdi hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu oyunu oynayacağız ve şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizler de unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi minik YouTuber. Aa, burada tıklanmalı bir şey var. Ne ki bu? Aa bak, burada da bilgisayar var. Her yerde bilgisayar var. Bunları şimdi teker teker inceleyelim. Öncelikle bu tıklanan şey neye yarıyor? Ben onu anlayamadım tam olarak. YouTube. Aa bak, buradan tıklayınca değişiyor. Baksana Ertuğrul. Minecraft oldu oyun bir anda. Bir tane daha tıklayalım. Aa baksana da sürekli değişiyor. Buradan tıklayarak değiştirebiliyormuşuz. Duvarda bir şeyler var. Bunların acaba ne önemi var? Onlara da bakmamız lazım. Henüz bir şey göremedim. Ertuğrul, bu arada senin en sevdiğin oyun hangisi? Roblox'taki en sevdiğin oyun ama. Nedir? Misli. Peki arkadaşlar, sizin Roblox'ta en sevdiğin oyun hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Biz de incelemeye devam edelim derken bir dakika. Burada kasamız var. Kasanın içinde RTX 4090 Ti var. Bu ekran kartı hakkında bildiğim tek şey piyasadaki en iyi ekran kartı olduğu ve çok 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 pahalı olduğu. Ama çok 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 pahalı. Sen nereye gittin? Tuvaletin mi geldi? Evet. Tamam, yap gel. Zor. Televizyonu buraya koymuşlar ama gereksiz olmuş. Yani biz normalde televizyonun koltuğun karşısında olduğuna alışığız. İlginç bir tercih. Sipanı çekmedim yaparken. Tamam, böyle her şeyi burada söylemem. Bu evde bir de her yere tıklanıyor.
Aa bu ne? He, arkamızdaki yeşil ekran olsun diye video çekerken. Böyle indirip kaldırmalı bayağı pratik güzel bir şey olmuş bu da. Bak burada YouTube 1 milyon abone butonu var. Bak aldım. Sendeki de 100 bin al. Hangisi? Benim elimdeki 1 milyon abone bu 100 bin abone. Bu mu? Evet ondan bizde de var ama benim elimdekinden bizde yok. O da olacak ama yolun neredeyse yarısını tamamladık. Bu benim evim olduğu için sadece ben alabiliyormuşum bu ödülleri. Zaten ödüllerin üstünde de benim adım yazıyor. Ama ben şöyle Ertuğrul'a versem bunu. Al sen, ben sana verdim, alabiliyor musun? Aldım. Heh tamam, ben de... Teşekkürüyorum. 1 milyon abone butonuma iyi bak Ertuğrul. Kırayım mı? Kırma. Çok uğraştım onun için. Bak burada TikTokçu odaları falan da var böyle. Baksana. Hadi sen TikTok, ben Roblox. Tamam sen Roblox çek, ben de TikTok mu çekeyim? Evet. Arkadaşlar bu arkadaki yeşil duvarın ne işe yaradığını biliyor musunuz? Mesela Ertuğrul sen biliyor musun? Biliyorum. Bizde de var aynısından, tabii siz şu an görmüyorsunuz. Peki neden var Ertuğrul? Bu ne işe yarıyor? Arkamızdaki şey de olsun diye. Arkamızdaki de böyle bir şey olsun diye değil Ertuğrul. Bunun bir amacı var. Biz niye arkamızı yeşil yapıyoruz durduk yere? Çünkü videoda montaj yapılsın diye bence. Evet, video montaj yapılsın diye değil arkadaşlar. Bunu aslında arkanızı silmek için kullanıyorsunuz. Bütün yeşilleri bir anda atıyorsunuz ve gördüğünüz gibi arkanızda sanki hiçbir şey yokmuş gibi oluyor. Bu o yüzden kullanılıyor. Şimdi bak burada ışıklar var. Bizim de şu anda mesela tam karşımızda şu an bu şekilde iki tane ışık var aslında. Bizim odaya ne kadar çok benziyor değil mi Ertuğrul? Evet. Şap diye kıracağım onu. Al, kırıyorum. Kırma, zarar verme bir şey. Bunların hepsi çok pahalı şeyler. Kırıyorum. Bu evin daha üst katı yok galiba. Bu ev bu kadar. Daha bak biri gelmiş eve. Ziyaretçimiz var. Herkes eve doluşuyor bir anda. Selamun aleyküm kardeş. O nasıl bir selam verme şeyi ya. Bu evdeki olaylarımız da bu kadardı. En son bu evi yakalım gitsin bence. Bu YouTuber evinde yakarım ben kardeşim. Bu ev bu kadardı, her şeyini gördük. Güzel, tatlı, başarılı bir ev olmuş. Ve arkadaşlar eğer istiyorsanız Ertuğrul'u bu evde zorlu YouTuber'lık, TikTok'çuluk testine sokabilirim. İsteyenler yorumlarda yazsınlar. Ben evi söndürüyorum. Ya niye söndürüyorum, ben bilerek yaktım zaten. Hadi gel, inceleyeceğimiz daha başka şeyler var. Oraya gitmemiz lazım. Gel 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 gel. Aa bak ben evi yeşil yaptım, tüm evi yeşil oldu. Buradan rengini değiştirdiğimiz zaman ışıklar da mı öyle oluyor? Aa evet. Ben evi hangi renge çekersem ışıklar da o şekilde oluyor. Bak bunu da görmüş olduk. Kırmızı oldu şu anda ev. Gerçekten ortamını değiştirebiliyormuşuz. Hey, bu YouTuber evi bizim evimiz. Zarar veremezsiniz. Tamam, kimsenin zarar vermeye çalıştığı falan yok. Şimdi bir araba çıkaralım. Hatta şu arabayla atla gel gidelim. Bakacağımız başka şeyler var. Öncelikle sen evi nasıl buldun? Evin iyi yanları ve kötü yanlarını bana söyleyebilir misin Ertuğrul? Ben iyi buldum. En beğenmediğin şey ne oldu peki evde? Evde beğenmediğim bir şey yok yani. Oo, bayağı iyi o zaman. Bayağı iyi. Benim beğenmediğim şey ne olabilir? Yani birazcık daha detaysız yapmışlar. Premium evleri bayağı güzel yapıyorlar ama böyle YouTuber evlerini bir tık daha basit yapıyorlar. Mesela küçücük bir mutfak, hani geri kalan şeyler falan güzel eyvallah ama daha iyi de yapılabilirdi. Birazcık daha uğraşabilirlerdi bence. Derken biz diğer güncelleme bölgemize geldik. Buranın ne işe yaradığını biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Deneyelim. Mesela ben yeşile basıyorum böyle. Aa! Aşağı doğru yarışacağız mı burada? Hadi gel başlayalım, yarışalım. Hayır, niye kaldırdın bunu? Benim yaptığım şey sende de gözüküyor mu? Gözüküyor. Bak böyle aşağı kadar kayma yarışı yapılıyor. Aa, birinci. Hayır ama sen benden önce başladın, bu sayılmaz ki. Yukarıya doğru çıkalım hızlı bir şekilde. Bir tane renk seç, o renkte kapışacağız ama kayma. Aynı anda çıkmamız lazım. Mavi is. Tamam. Basıyorum. Bu maviye basınca ne oluyor? Köpük mü çıkıyor burada? Gel, 3 tane koşarak kayacağız buradan. En önce aşağı kayma. Tamam, sırayla hepsinde yarışacağız. Gel yanıma. Yanıma yanıma arkadan koşarak geleceğiz. Tamam oğlum. Say şimdi, başla deyince koşacağız. Tamam, seni bekliyorum. 1, 2, 3. Başla demedin. Ya bir başla desene Ertuğrul. Niye yavaş yavaş sayıyorsun? Başla. Tamam, ben senden önce başladım ki. Aa. Bu kaymıyor şu an. Suyu kim kesti? Bir dakika. Ram. Oo. Bu ne? Dur dur, bunda su yok. Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Şu anda su nereye kayboldu? Ama bir şey diyeyim mi? Burada motosikletle falan uçabiliriz. Ben hemen onu deneyeceğim şu anda. Ben de deneyeceğim o zaman. Motorumu çıkarayım. Ben motor gitme, kayma kayma kayma. Sen de istiyorsan arkama gel. Motorum nereye gitti benim ya? Nereye kayboldu motor? Oha, oraya düşmüş. Tamam, yenisini çıkaralım hemen. Şöyle tutamıyorum ama burada motoru. Bir tık daha düz bir yer bulmamız gerekebilir. Umarım tutacağız motoru. Şöyle çıkaralım. Abi versenize şu motorumu bana ya.
Hayda. Tamam, burada çıkarayım. 500 tane motor çıkardım. Şu motora artık binebilir miyim? Lütfen şu motora binebilir miyim? Galiba motoru aşağıda çıkarmamız gerekiyor. Burada olmuyor, aşağı kayıp düşüyorlar. O nasıl bir gülüş be? Tamam, aldık. Motora binemiyorum hiçbir şekilde. Ne alaka, bunu anlamadım ben. Sen neye gülüyorsun? Bu motorda mı bir şey var acaba? Başka bir motor deneyeyim şimdi. Buna binebilecek miyiz polis motorunu? Aa, hiçbir motora binemiyoruz şu anda. Ne oldu? Arabaya falan da mı binemiyoruz? Sanırım. Araba çıkarayım bir. Aa, arabaya da binemiyorum ben. En iyisi bir reset karakter atayım. Reset karakterini at, gel. Oyunumuz ufak bir bug'a girmişti. Hemencik hallettik. Yukarıya doğru çıkıyorum şu anda. Ertuğrul sen de gel, arkama atla. O morlu parkurdan bir kere uçalım. Hayır hayır hayır. Allah, bunu burada tutmak çok zor. Sürekli bir yerlere kayıyor. Hayır hayır, Ertuğrul almadan gidiyorum. Hayır ya. Yukarıda beni bekle. Bir şey diyeyim mi yalnız? Fena uçacağız bence. Bence de. Tamam, böyle sabitledim. Hemen şuradan parkurumuzu yapalım. Morlu olalı. Atla bakalım arkama. Hop bum bum bum. A-o. Atlayamıyor musun? Niye? Evet. Atlayabilmen lazım. Atlayamıyorum. Normalde atlanıyordu. Bak şimdi mesela ben bunun arkasına atlayabiliyorum. Ah! Öne atlayabiliyor musun sen şimdi? Öne gel, motoru sen sürmeye çalış. Neredesin? Aşağıdayım, gel. Yok ya, motorlar iki kişi binmiyor. Mecburen yukarıda araba çıkaracağız. Arabayla deneyeceğiz o zaman bunu. Ya da ikimiz de motor çıkaralım Ertuğrul. Olur. Ya da ben çıkamadım. Ben motorumu aldım. Hayır hayır, bizim parkuru değiştirdi ve motorum kayıyor. Ya arkadaş, bu motor işi ne kadar zormuş. Ya en aşağıya kadar düştüm ya. Hızım maksimumda. Lütfen şunu mor yapın ve değiştirmeyin arkadaşlar. Aşağı doğru uçmam gerekiyor. Değiştirmeyin şunu. Arkadaşım aşağı uçacağız. Bir izin verir misin? Ya motor ne kadar zor. Ya yine aşağı düştüm ben. Hep o kız yüzünden. O şimdi Allah. Ben motorum gidiyor. Evet, morlu parkuru açalım. Ya bu kız bize dalga geçiyor ama Ertuğrul. Bu manyak kız. Hayır bak, yaydırdı beni aşağıya. O kadar zor ki, gerçekten böyle sinir hastası olmalık bir şey yaşıyoruz şu anda. Motor işi çok zor olduğu için ben böyle minik bir arabayla deneyeceğim bunu. Hadi yolculuğumuz başlıyor. Umarım ikisinin arasından şöyle ya da buradan geçebiliriz. Ya ya hayır. Güzel, motorla daha fena olur aslında. Ben buldum, kaykayla deneyeceğim. Kaykayımı alayım, hızını da çıkartayım. En fazla 45 oluyormuş. Ben de yapıyorum. Tamam, ben sağdan sen soldan. Bakalım önceki maçlar gidecek, tamam mı? Dur bir dakika, ben de hızını... Hayır, hızını o kadar yapamazsın. Tamam, ikimizin de hızı aynı. Bak sen, bak şuradan gideceksin, tamam mı Ertuğrul? Ben de buradan gideceğim. Anladın mı? Tamam. Başla. Hadi önden başla bakayım, ilk kim gidiyor? Ya yanlış yerden gittim. Ben de... Birinci ben oldum, senden önce gittim ben. Hayır, hile yaptın. Hayır, hile falan yapmadım. Sen bir kere kendi yolundan gitmedin, ne anlatıyorsun? Bak bu topraktan gidersen hızlı gidiyorsun. Tamam, bir diğer parkurda kapışalım şimdi. Aa, kırmızı nasıl, gel. Sen çoktan başladın bile Ertuğrul. Ooo, fena uçuruyor bu. Ve bayağı da bir kafamızı vurduk galiba. Çok hızlı geliyor ne? Topraktan gel zaten, daha hızlı geliyorsun. Allah, sen nereye uçtun? Nereye gittin? Neredesin Ertuğrul? Ölme yerine uçtum. Ertuğrul'u baga sokup uzaya uçurttuk ya. Hadi geri gel, bekliyorum. O sırada ben de şurayı deneyeyim. Bakayım nasıl uçuracak bizi. Gidiyoruz. Yok. Yeterince hızlanamadık. Burası çok dümdüz, olaysız bir yermiş. Yeşil olan aslında güzel. Burada kapışabiliriz Ertuğrul. Hani soldan mı gidilmesi lazım, sağdan mı, ama kaykay burada pek kaymıyor gibi. Bir de bununla deneyeceğim aynı şeyi. Yok, çok da hızlı gitmiyorlar. Yani burada yürüyerek gitsem daha hızlı giderim muhtemelen. Ertuğrul şu gelen sen misin? Evet. Nereye gidiyorsun Ertuğrul? Birazcık da gittiğin yere baksan iyi edersin. Sudan mı gelmeye çalışıyorsun gerçekten? Burası yürüyen merdivenmiş. Otomatik yürütüyormuş zaten. Vay. Ya nereye gidiyorsun? Dur, kapışacaktı. Gel, bu labirentte kapışacağız seninle. Bakalım önce kim aşağı gidebilecek. Hazır mısın? Hazırım. Başla. Aşağı ilk önce ulaşan kadını doğru yolda bulmamız lazım. O Ertuğrul kayarak gitti. Bir dakika, Ertuğrul kayarak gitti ama ben öyle hızlı gidemedim. Oley, birinci benim. Haksızlık var. Sen ama bug'a girdiğin için uçarak gittin bir anda.
Tamam, öyle ya da böyle kaybettik. Yapacak bir şey yok. Ben hala gidemedim bu arada gördüğünüz gibi. Tebrik ediyorum. Ağlama kardeş. Tamam, ağlamıyorum. Ben sen değilim. Bu güncellememizin de burada sonuna geldik gibi gözüküyor arkadaşlar. Güncelleme ile ilgili olumlu veya da olumsuz yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Beraber tartışabiliriz bu konuyu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.